Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, piyasa katılımcıları anketini karşıladık. Önemli sonuçlar var. TÜFE beklentisinde yukarı yönlü hareket, yukarı yönlü bir beklentiyi de oluşturuyor. Yıl sonu TÜFE beklentisi Ağustos ayında 59,46 seviyesinde gerçekleşti ki piyasa katılımcıları anketinin bir önceki anketi 43,82 seviyesindeydi diyelim. Dolar TL tarafında yine konuşacağız. Borsa İstanbul tarafına dönüp bakıyorum. Pozitif bir seyir var. Haftanın son işlem gününde evet enflasyon beklentisi yukarı yönlü revize edildi. Bunun yanı sıra alternatif yok. Bir tarafta ise Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Küresel piyasalara rağmen ayrıntıları araştırma masasında konuşuyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebru Usta bizlerle birlikte. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Piyasa katılımcıları anketi aslında Merkez Bankası'nın beklentisiyle uyumlu geldiğini söyleyebiliriz. Bir ayrışma vardı, bir makas vardı. Bugün almış olduğumuz Ağustos ayındaki ankette 59,46 seviyesinde. Dolar TL tarafında da yukarı yönlü bir beklenti var. Büyümede henüz bir büyüme beklentisi de yok. Hatta aslında 2024 büyüme beklentisine baktığımız zaman 43 burada. %4,3'lük bir artış beklenirken Ağustos ayında 4 olarak revize edilmiş bulunmakta. Makro veriler açısından herhalde TÜFE verisi dikkat çekici. TÜFE verisi evet, piyasanın beklentisi de artık Merkez Bankası'nın beklentisiyle yakınsamış durumda. %58'lik yıl sonu enflasyonuna yakın %59,5'luk bir enflasyon beklentisi geldi anketten. Yani %60'lara doğru tekrar bir yükseliş görme ihtimalimiz çok yüksek bundan sonraki aylarda. Yükselişin devam etmesi bekleniyor. Hatta 2024'ün Mayıs ayında tepe yapması bekleniyor Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre de. Bu süreye kadar 2024 bahar aylarına kadar, ikinci çeyreğine kadar yükselişin devam etmesi bekleniyor. Burada faiz beklentileri önemliydi Pelin. Faizin de %19'un üzerine çıkması bekleniyor. Şu anda %17,5'luk bir faizimiz var. Politika faizinde gelecek hafta Merkez Bankası'nın toplantısında bir artış beklentisi var tekrar. %19'un üzerine doğru bir beklenti var. Bu da önemli. Dolar TL'de beklenti var, yükseliş beklentisi var. 2024 için büyümenin aşağı çekilmesi, beklentilerin aşağı çekildiğini de görüyoruz. %4,3'ten %4'e. Burada da biraz kredi sıkılaşmasının etkisi olabilir. Son dönemde kredilerde daralmaya geçmedi ama büyümenin hız kestiğini görüyoruz. Bunun da etkisini 2024 büyüme tahminlerinde görüyoruz diye düşünüyorum. Bununla birlikte Borsa İstanbul'da tabii enflasyon fiyatlaması devam ediyor bir miktar. 7800'ün üzerinde açılan bir Borsa İstanbul vardı spot tarafta. 7800'ün üzerine çıkmıştı ama şu an bir miktar aşağısında olduğunu görüyoruz. 7794-7792 puanda. Bugün de haftalık kapanış olacağı için 7800 önemli. Viyop tarafında da hafif artılar var. İstersen piyasa fiyatlamalarına bakalım. Tabii, ama geçmeden önce bakalım. Son bir not ekleyeyim. Tabii. Küresel piyasalarda önemli bir husus var bugün. 2.2 trilyon dolarlık hisse endeks opsiyon kontratının haftanın son işlem günü olan bugüne denk geldiğini söyleyelim. Bugün volatilite normalde piyasalarda çok fazla volatilite yaratması beklenmiyor ama bugün küresel piyasalarda risk iştahı da zayıf olduğu için volatilite sınırlı kalsa da bugün bu taraf etkilenebilir. Hem Çin endişesi hem de Fed endişesi. Dolayısıyla bu tarafta aslında 2 trilyon dolarlık opsiyon endişesi de hakim olabilir diyoruz değil mi? 2.2 trilyon dolarlık uzun vadeli opsiyonun bugün vade sonu. Onu da hatırlatalım küresel piyasalar için. Anadolu Efes hissesi %2,5 eksi de, Akbank %0,5 eksi de, Alarko Holding'in bu akşam bilanço açıklaması bekleniyor %0,6 eksi de, Arçelik %1 eksi de, Aselsan'da %1'e yakın eksiler var, Astor %0,25 sınırlı artıda, BİMAŞ bilançosunu açıklamıştı bugün %2,5 eksi de Viyop'ta. Dohol yine bilanço açıklayan şirketlerden %2'ye yakın artıda. Emlak Konut %0,88 ekside. Enerjisa %0,8 ekside. Ereğli'de %0,6'lık kazançlar var. Garanti Bankası %0,7 ekside. İş Bankası %0,8 ekside. Koç Holding'de %0,6'lık kazançlar var. Kozal hissesi %0,37 artıda.
Migros %0.3 artıda, ODAŞ sınırlı eksi de, Pegasus %0.3 eksi de, Şekerbank %1'in üzerinde artı da, Turkcell dün akşam bilançosu geldi beklentilerin üzerinde bir kar vardı %2'nin üzerinde artı da, Tofaş hissesinde %2'lik kayıplar var, aynı şekilde Tekfen'de de %2'lik kayıplar olduğunu görüyoruz. Tüpraş temettü açıklaması olmuştu dün akşam saatlerinde, ikinci kez temettü ödeyeceğini, ödeme teklifini genel kurula sunacağını açıklamıştı. %6.3 artıda şu an için Tüpraş. Yapı Kredi Bankası hissesinde de %0.9'luk eksiler görüyorum Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ebru Usta, aktardıkların için diyoruz. Böylece araştırma masasını noktalıyoruz. İçeriğiyle devam edeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, içeride başlıklar yoğun. Bir tarafta aslında piyasa katılımcıları anketini birazdan yine değerli konuğumla birlikte yorumlayacağız ama onun öncesinde Çin'de ise önemli meseleler var. Çin zayıflayan yuanı günlük referans kursuyla birlikte her ne kadar güçlendirmeye çalışsa da aslında piyasalarında baskı altında olduğunu takip ediyoruz. Hemen ayrıntıları almak üzere Asya'ya gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Söz sende Asya'daki gelişmeler adına. Pelin, Asya hafta başından bu yana borsalar tarafında satıcılıydı. Yine satıcılı bir şekilde kırmızılar içerisinde kapanıyor. Yılın en kötü haftalarından biri geride kalıyor Tokyo'da, Seul'de. Yine Çin'de şöyle kapanışlara bakıyorum. Örneğin Şangay, dün seninle konuşmuştuk. Öğleden sonra toparlanmıştı. Canlanma belirtileri ya da hayata dönüş belirtileri göstermişti. Aslında sabah saatlerinde de yeşildeydi, alımlar var gibiydi ama daha sonra gün boyu süren satışlar geldi. Yine Shenzhen borsasına baktığımda %1.7'lik düşüşle kapandığını görüyorum. Hong Kong hala açık ama o da %2'ye yakın şu an düşüşle devam ediyor. Tabii Çin ekonomisinin problemlerini sürekli anlatıyoruz. Emlak çok biliniyor. Şimdi finansal sektör, özellikle gölge bankacılığa sirayet eder bir endişeleri var. Bütün bu endişelerin, ekonomideki yavaşlamanın, talepteki zayıflığın arka planında Çin hükümeti genel olarak izliyor diyebilirim. Hala Çin hükümetinden yatırımcılar somut, ciddi bir aksiyon görmüş değiller. Bu da tabii ki durum böyle gittikçe hisse senetleri üzerinde özellikle baskılar getiriyor. Yine döviz tarafına baktığımızda Pelin, o tarafta daha iyi bir tablo görüyoruz. Bugün hafif yeşiller var. Örneğin dün Japonya'nın 146 seviyelerine de tırmanmıştı. Normalde o bölgelerden daha önce Merkez Bankası'nın müdahale ettiği yerlerdi. Bugün 145 civarına tekrar geri çekiliyor. Yine Çin yüeninde sen bahsediyordun az önce. Çin Merkez Bankası her sabah bir çıpa atıyor. O çıpanın %2 üzerine gidebiliyor. Ancak aynı şekilde %2 aşağı altına gidebiliyor. Dünkü kapanış 7.30 civarındaydı. Normal şartlar altında piyasayı takip ediyor Çin Merkez Bankası. Ama tabii olağanüstü şartlar var. 7.20'ye attı referans kuru. 0.1 puan diyeyim, daha altı attı. Hiç bu kadar açılmamıştı fark. Dolayısıyla kuru dizginlemek için de kararlarını bir şekilde göstermiş oluyor. İki de sektör notu var. Önemli bir demir cevheri. Tabii bütün bu yavaşlığa rağmen Pelin, demir cevheri dün 100 dolardı. 24 saat içerisinde 107 dolara yaklaştı. Çin'de kısıntı beklentileri vardı. Özellikle yerel yönetimler için. Bunun gerçekleşmediği görülüyor. Böyle bir rahatlama var ama tabii rally sürdürülebilir mi? Bana sorarsan sürdürülebilir değil. Bir de tabii özellikle gaz piyasalarının, doğal gaz piyasalarının gözü Avustralya'da. Orada Chevron işçileri bugün sandık başında sendikaya grev yetkisi verelim mi vermeyelim mi diye oy kullanıyorlar. Bakalım, haftaya çok kritik olacak gaz piyasaları için. Çünkü sendikalarla müzakereler devam ediyor. O müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa sendikalar geçici iş durdurmadan tam greve kadar bazı aksiyonlara girişebilir. Çok teşekkür ediyorum Sadi, aktardıkların için ve Asya'yı noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet,
Evet, içeriğiyle devam ediyoruz. Borsa İstanbul tarafındaki haftanın son işlem gününde neler beklenebilir? Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Eda Karadağ'dan alıyoruz ayrıntıları. Eda, iyi seanslar diliyorum. Borsa İstanbul tarafına bakıyoruz. 0.31'lik yukarı yön söz konusu. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününden neler beklenebilir? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar. Haftanın son işlem gününe en azından hafif alıcılı da olsa bir başlangıçla başladık. Ve haftanın geneline de bakmak istiyorum. Malum bu haftayı kapatacağız ve haftalık bir kapanış olarak da yorumlayacağız. Şimdi bu hafta 7550 ile 7868 puan aralığında bir seyir izledi. Zaten son zirvesinde pazartesi günü gerçekleştirmiş oldu. Haftanın genelini de yakından takip ettiğimiz o 5 günlük ortalamasının üzerinde kapatmayı da başardı. Zaman zaman ivme kaybı yaşadık, hatta hafta içerisinde bir düzeltme hareketi mi başladı? Daha da devam eder mi bu satışlar gibilerinden? Bir miktar piyasada endişe de vardı. Ama geldiğimiz noktaya baktığımda yine en fazla 7500'lere kadar bir düşüş gördük Borsa İstanbul'da ve buralardan gelen tepkilerle beraber toparlanmaya başladı. Sektörel anlamda da zaman zaman ayrışmalar görüyorduk. Bazen bankalar ön plana çıkıyordu veya bazen geride kalıyordu. Dolayısıyla endeksi baskılayan taraftaydı. Bu sabaha bakıyorum, bankalar tarafı yatay. Onun dışında sanayi endeksi biraz %1'e yakın artıda. Ama telekomünikasyonda var %2,5'un üzerinde pozitif bir getiri. Onun dışında da yine yatay olan havacılık sektörü var. Gıda ve perakendeler var. Bunlarda da bir miktar daha yatay bir görünüm söz konusu. Son biraz bilançolar kaldı. Onları da aldık. Özellikle bu hafta gıda ve perakende hisseleri yoğunluktaydı bilançolarda. Onun dışında yine dün de Turkcell'in bilançosu geldi. Yine aynı şekilde, o yüzden bir miktar sektörel anlamda da bunun etkilerini görebiliyoruz. Şimdi bu haftalık kapanış önemli bir kapanış olacak. Yani 7800 puan seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsak ve bu haftayı kapatabilirsek en azından yukarı yönde inmesini sürdürmesini bekleriz. Zaten son zirvemiz 7868 puanda bulunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de 7800 puanın üzerinde kaldığımız sürece yeni zirvelerin bu noktada test edilmesini beklemek mümkün olacaktır. Geri çekilmelerde de biz yine 7700-7600'leri takip ederiz ama bu hafta da mesela 7500-7550 bandından tepkilerle karşılaştık. Dolayısıyla olası bir düşüş senaryosunda bu bölgeyi takip edebilir yatırımcılar. Hani bu bölgenin altında bir kapanış görülmediği müddetçe de en azından yukarı yönlü potansiyelini koruyacağını düşünüyorum. Hani bu haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta bizim için içeride Merkez Bankası haftası olacak. Merkez Bankası'na dair beklentiler zaman zaman Borsa İstanbul'da fiyatlamaların seyrini de etkileyebilir. Ama şöyle bir toparlayacak olursam, haftanın son işlem günü için iyimser bir piyasaya başladık. Gün içerisinde volatilite olabilir. Zaman zaman düzeltme hareketleri görebiliriz. Ama ana resimde yükseliş trendini koruduğunu gözlemliyorum Pelin. Çok teşekkür ediyoruz Eda, aktardıkların için. Gedik Yatırım ailesine iyi seanslar diliyoruz. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuğum Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış bizlerle birlikte. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Pelin Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi hocam, katıldığınız için teşekkür ediyorum ama konuşacak o kadar fazla mesele var ki aslında küresel piyasalarla ve küresel merkez bankaları politikaları ile birlikte başlamak istiyordum. Lakin içeride almış olduğumuz piyasa katılımcıları anketi Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisine paralel geldi. Dolayısıyla önem arz ediyor. İsterseniz içeriğiyle başlayalım. Yıl sonu enflasyon beklentisi %59,46'ya çıktı. Dolayısıyla bir sonraki enflasyon, yani 12 ay sonrası enflasyon beklentisinde ise %42,01'lik bir seviye gibi beklentiler arasındaki önceki veriye baktığımız zaman 33,21'den yukarı yönlü revize oldu. Piyasanın 24 ay sonrası beklentisi ise 22,54 seviyesinde oldu. Burada da yaklaşık %5,5'luk bir artış söz konusu beklentilerde ama en önemlisi 59,46 sanıyorum. 43,82'den bir revizyon. Ne dersiniz? Buralar aslında beklentilerin oluşturulmasında merkez bankalarının rolü büyük. Genelde merkez bankaları
kendi beklentilerini, daha doğrusu tahminlerini açıklarlar. Bu tahmin çerçevesinde de piyasalar kendi beklentilerini, enflasyon beklentilerini oluşturur. Son enflasyon raporu sırasında da ve raporun içinde de malum yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Ve mevcut durumdaki enflasyonist şoklara baktığımızda, yani yapılan vergi artışları, akaryakıt fiyatlarındaki ayarlamalar, ki buradaki büyüklük oldukça yüksek. Yani tarihte bir aylık enflasyonun %10'a yaklaştığı ya da aştığı ay sayısı son 20-25 yıl içerisinde bir elin parmaklarını geçmiyor. Dolayısıyla çok büyük bir, aslında yüksek bir enflasyonist şok yaşandı. Dolayısıyla bu şokun etkileri zaman içerisinde kendini hissettirerek devam edecek. Yani önümüzdeki bir yıl içerisinde, gelecek Temmuz ayına kadar, yani o baz etkisi ortadan kaybolana kadar biz bu yüksek enflasyonu zaten yaşayarak göreceğiz. Tabii bunun dışında henüz yapılmamış fiyat ayarlamaları da var. Örneğin elektrik fiyatları henüz güncellenmedi. Mevcut koşullara göre belki bu ay, belki önümüzdeki ay burada da bir güncelleme olacak ve bunların da, yani ikincil etkilerini de görmeye başlayacağız yapılan ayarlamaların, fiyat ayarlamalarının. Tabii böyle olunca yıl sonu enflasyon beklentisinin 60'lara doğru yaklaşması gayet normal. Hatta belki önümüzdeki aylarda 1-2 puan daha yukarı gittiğini göreceğiz yıl sonu enflasyon beklentisinin. Sonraki dönemde tabii alınan diğer kararlara da bağlı olarak bu enflasyonun, yani fiyatların artış hızının yavaş yavaş sönümlenmesini bekleriz. Hı hı. Ama tabii bilmiyoruz. Yani önümüzde önemli bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde ne tür kararlar alınacak? Özellikle kamu maliyesi tarafında alınacak kararlar, genişlemeci kamu maliyesi politikaları muhakkak enflasyonu yukarı yönlü hareket ettirecektir. O yüzden buradaki gelişmelere de bakmamız lazım beklentilerimizi oluştururken. Evet, şimdi aslında burada hem para politikası seti hem de mali kanat önem arz ediyor diyorsunuz. Bundan sonraki süreçte seçim, yerel seçimin etkilerini, enflasyonist etkilerini yakından izlemek gerekiyor. Şimdi Sayın Hocam, özellikle 59,46'lık bir beklenti oluşturulurken büyüme tarafına bakıyoruz. Orada herhangi bir revizyon yok, 3,7. Dolayısıyla büyüme beklentileri arasında dinamiklerde neler olabilir ki? Çünkü bir önceki aslında çeyreğe baktığımız noktada işte hane halkı tarafı ve kamu harcamaları tarafından gelen bir destek vardı büyümeye. Yani harcama yönlü bir büyümeyi biz beraberinde görüyorduk yatırımların nezdinde. Yatırımlara rağmen, yani yatırımlardaki çok fazla bir etkiyi görmüyorduk bu bağlamda. Dolayısıyla buradaki büyüme kompozisyonunu ne oluşturacak? Evet, yukarı yönlü bir enflasyon beklentisi var ama büyümede herhangi bir revizyon yok. Şöyle, büyüme tarafında yine iç talebe bağlı büyümeye devam edeceğiz. Çünkü ticaret ortaklarımızın genel ekonomik aktivitesine baktığımızda, özellikle Avrupa tarafında, Almanya olsun, diğer ülkeler olsun, imalat sanayi oldukça zayıf seyrediyor. Yani bu ülkelerde hizmet sektörü güçlü iken imalat sanayinin zayıf seyrettiğini görüyoruz. Bu da tabii bizim ihracatımız açısından olumlu bir haber değil. Keza yine Rusya'ya yaptığımız, diğer ülkelere yaptığımız ihracat konusunda da çok parlak bir gelecek yok. O yüzden ihracat tarafında büyüme konusunda olumlu konuşmak pek mümkün değil. Ama şimdi kredi koşullarında bir sıkılaşma var. Özellikle şirketlerin kredi bulma konusunda daha zorlandığını görüyoruz. Fakat özellikle yaratılan servet etkisinin de tüketimi aslında artırdığını düşünüyorum ben. Yani servet etkisinden kastım, giderek artan örneğin bir borsa yatırımcı kitlesi var. Ve borsada fiyatlar yukarı gittikçe, yani varlık fiyatları arttıkça bu kişilerin aslında servetleri artıyor. Dolayısıyla harcanabilir gelirleri de artıyor. Yatırım yapabilen, finansal piyasalara ulaşımı olan kesimin. O yüzden iç talep, bunun yanında tabii ücret ayarlamaları da oldu. Hem memur maaşlarında hem asgari ücrette ücret ayarlamaları oldu. Bunun da en azından kısa vadede yarattığı bir
talep, tüketim talebi var. Dolayısıyla iç talebin önümüzdeki dönemde çok zayıflayacağını düşünmüyorum. Hele hele seçim dönemi, yerel seçimler yaklaştıkça Kasım ayından itibaren yine belki bir miktar daha musluklar açılabilecek, kredi muslukları gevşetilecek ve ülke içerisindeki ekonomik aktivite biraz daha güçlenecek. Dolayısıyla piyasa beklentilerinin çok fazla değişmiyor olmasının bence arkasında yatan temel sebepler bunlar. Ama 2024'e baktığımızda, isterseniz siz sormadan ben Evet. söyleyeyim. Evet. 2024 tarafında büyüme beklentilerinde düşüş görüyoruz. Bunun temel sebebi de makroekonomik dengelerin seçimlerden sonra artık yerli yerine oturtulması çabası olacak. Yani yüksek bir bütçe açığımız var, yüksek cari açığımız var ve enflasyonumuz geçtiğimiz 20 yıl içerisinde hiç görmediğimiz kadar yüksek. Dolayısıyla bu kadar yüksek enflasyonla devam edemeyiz. Bu kadar yüksek bütçe açığıyla devam edemeyiz. Bu kadar yüksek cari açıkla devam edemeyiz. Buralarda muhakkak bir dengelenmeye doğru politikalar uygulamamız lazım. Tabii bu politikalarda daha düşük büyümeye işaret ediyor. Yani bir yandan enflasyonu düşüreceğiz, bir yandan bütçe açığını düşüreceğiz ve cari açığı düşüreceğiz. Bunların hepsi daha düşük büyümeye işaret ediyor. Özellikle seçimler sonrasında. Peki, şimdi gelelim o halde böyle bir set karşısında Merkez Bankası'nın nasıl bir politika inşa edeceği? Kademeli geçiş dedi, miktarsal sıkılaştırma dedi ve seçici kredi dedi. Dolayısıyla burada hatta dün Sayın Şimşek de yine açıklamalarında tüketici kredilerine yönelmemelerini, daha çok reel sektör bazlı aslında kredilerde bir miktar daha destek verilmesi gerektiğini bankacılık tarafında uyarılarını da yapmıştı. Dolayısıyla nasıl bir kompozisyon olmalı? Merkez Bankası'nın bundan sonraki atacağı adım, evet kademe diyoruz ama 17,5 politika faizi, bugün gelinen beklenen noktada ise 59,46'lık yıl sonu beklenti TÜFE. Dolayısıyla ne yapmalı ve ne yapıyor? Nasıl bir politika beklenir? Aslında yapılan şey aktarım mekanizmasının, yani parasal aktarım mekanizmasını biraz dolaylı yoldan çalıştırmaya çalışıyor Merkez Bankası. Burada tabii temel problem enflasyon beklentileri %60'a dayanmışken politika faizinin %17,5'ta olması. Yani bunu açıklamak, makro dengeler açısından bunu açıklamak çok zor. Merkez Bankası da normalde faizin aslında para politikasının aktarım kanalı içerisinde borçlanma maliyetinin yaratacağı etkiyi, krediler üzerinde yaratacağı etkiyi makro ihtiyati politikalar ile yaratmaya çalışıyor Merkez Bankası. Sayın Bakan'ın da aslında anlatmaya çalıştığı şey, tüketici kredilerini artırmayalım çünkü tüketici kredileri cari açığın artmasına neden oluyor, iç talebi güçlü tutuyor. Ve cari açık yükseliyor, döviz talebi artıyor. Döviz talebi artınca kur üzerinde baskı yaratıyor. Bunun yerine ihracatı artıracak, ihracata yönelik özellikle sektörlerde büyümeye gidelim, ihracatı artıralım ki, ihracat kapasitesini artıralım ki döviz girişi olsun, TL üzerinde baskı yaratmasın, kredi büyümesi. Aslında genel olarak kısaca açıklaması bu. Dolayısıyla aktarım mekanizması açısından, yani para politikasının aktarım mekanizması açısından yapılmaya çalışan şey bu kredileri selektif belli sektörlere yönlendirerek özellikle ihracat kapasitesini artırmak ve ekstra döviz talebi yaratmamak oluşan kredi büyümesiyle geldiğimiz noktada. Bu tabii ne kadar sürdürülebilir diye sorarsanız biz bunu bir süredir deniyoruz. Kısmen de işe yarıyor. Ama yine de tamamen, yani normal bir aktarım mekanizması gibi etkin çalışıyor mu diye sorarsanız maalesef çalışmıyor. Özellikle enflasyon beklentilerini çıpalama konusunda bu tür politikalar, makro ihtiyati politikalar tabii ki daha zayıf kalıyor. Çünkü makro ihtiyati politikalar aslında asli Merkez Bankası'nın asıl kullanabileceği araçlara aslında ikame değil, yani onların yerine geçecek değil, bu politikaları destekleyecek
nitelikte politikalar, makro ihtiyati politikalar. Biz bu politikaları asli politikaların yerine kullanmaya çalıştığımızda, bu tabii piyasalar tarafında enflasyon beklentilerinin çapalanmasını engelliyor. Çok fazla güven duyulmuyor bu tür politikalara ve sonuçlarına. Bunu da aslında anketlerde yansımalarını görüyoruz. Peki hocam, şimdi ihracatı desteklemek aslında buradaki önem konusu, Merkez Bankası'nın attığı politikalar bağlamında da dediniz ya, cari dengeyi en azından düzeltebilmek adına. Şimdi bir tarafta da ihracatçıya baktığınızda 32-33 seviyelerinde, hatta 40'a kadar uzanan beklentiler söz konusu. Şimdi dolar-TL tarafına baktığımızda da böyle bir seviye gerçekleştirmesi noktasında ise özellikle enflasyonist baskı olarak da geri dönüyor. Şu anda en çok tartışılan konu bu aslında. Yani bir tarafta hane halkının alım gücünün düşmesi ve enflasyon altında ezilmesi, bir diğer tarafta ise ihracatın bu bağlamda maliyetler konusunda sıkıntı yaşaması, enflasyondaki artışla birlikte kurdaki yükselişin gerçekleşmemesi, dolayısıyla bir ikilem karşımıza çıkıyor. Bu ikilem nasıl çözülür? Yani buradaki esas konu kur mudur? Enflasyon üzerinde de ne dersiniz? Aslında çözümünü nasıl bir ortam yaratmak gerekir ki bu problemi bahsettiğiniz, hani bu kısır döngünün içerisinden çıkabilelimin cevabı 2001 krizi sonrasında Türkiye'nin attığı adımlarda var. Yani o dönemde enflasyon yüksekti, bütçe açığı yüksekti, cari açığımız 2000 yılında yüksekti. Ama ondan sonra bir program çerçevesinde biz konulara yaklaşarak, bir yandan verimliliği artırarak, bir yandan da makroekonomik dengeleri yerine oturtarak aslında reel anlamda insanların gelirlerinin artmasını sağladık bir yandan. Bir yandan da hem kurda daha istikrar sağlandı, hem de enflasyon tarafında istikrar sağlandı. Özellikle hani bahsetmek istediğim şey, kur kaynaklı rekabet gücü artışları çok geçici oluyor. Yani bunu eminim ki reel sektör çok daha yakından biliyor. Zamanında şirketlerle yapılan görüşmelerden biliyoruz ki ne zaman kur TL değer kaybetse ve bunun karşılığında yurt içindeki sektörler belli miktarda rekabet gücü kazansa, bir de bunun karşı tarafta alıcısı var. Alıcı ülkedeki şirket sizin buradaki kâr marjınızın arttığını görüyor. Dolayısıyla belli bir süre sonra sizden indirim istemeye başlıyor. Yani aslında kur orada kalsa bile, diğer maliyetleriniz değişmese bile ülke içerisinde, kazandığınız o rekabet gücünü uzun süre koruyamıyorsunuz fiyatlar üzerinde. Dolayısıyla burada önemli olan hem içeride kur açısından istikrar sağlamak, aynı zamanda verimlilik konusunda da çaba göstermek. Yani bunun başka türlü çıkış yolu yok. Ama geldiğimiz noktada bütün bu üzerimize doğru gelen sorunları çözebilmek için, makroekonomik sorunları, muhakkak bir programa ihtiyacımız var. Yani bütün hem kamu maliyesinin, hem para politikasının, hem iş gücü politikasının, hem hukuk sisteminin hepsinin içinde olduğu, düşünüldüğü bir politika setine ihtiyacımız var ki biz bu döngüden çıkabilelim. Yoksa sadece Merkez Bankası'nın alacağı kararlarla ya da sadece kamu maliyesinin tarafında alınacak dengeleyici, örneğin vergi artışlarıyla orta vadede bir yere gitmemiz zor görünüyor. O yüzden daha bütüncül yaklaşmamız lazım muhakkak konuya. Evet, şimdi tabii elbette burada atılacak adımlar da önemli. Peki mali kanattan bundan sonraki süreçte nasıl bir düzenleme gelmesini beklersiniz? Evet, seçim öncesi, seçim sonrasında daha aslında sert ve agresif adımlar da izlenebilir, ama şimdi seçime giden süreçte dediniz. Para politikası ile birlikte koordineli giden mali kanadın bundan sonrasında nasıl şekillenmesini bekleriz? Vergi artışlarıyla mı, yoksa burada daha farklı bir uygulama mı? Şimdi burada vergi artışları bir noktada ekstra ve belli
vergi kalemlerinde vergi artışları gündeme gelebilir zaman içerisinde. Neye dayanarak söylüyoruz? Harcamalardaki artışa dayanarak söylüyoruz. Yani devletin yatırımlar tarafında mesela harcamalar artmış olsa ve bunları geçici olarak değerlendiririz ve belki 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl bütçe daha yüksek açık verebilir ama sonrasında bir normalleşme olur ve bunu borçlanarak uzun vadeye bu maliyeti yayabilir devlet. Ama geldiğimiz noktada özellikle personel ücret ödemeleri tarafındaki yüksek artışlar artı emeklilik özellikle EYT ile birlikte gelen yük aslında süre gidecek bir yük. Yani önümüzdeki dönemde o yük hep bütçe içerisinde devam edecek. Dolayısıyla bizim kalıcı olarak gelirleri artırmamız lazım ya da kalıcı olarak diğer bir kısım harcamaları azaltmamız lazım. Kamu tarafı deyince harcamaları azaltalım deyince genelde ilk olarak akla yatırım harcamaları gelir. Ama biz biliyoruz ki kamu yatırımı harcamaları aslında özel sektörün verimliliğini artıran harcamalardır genelde. Evet. Örneğin otoyol yapımı gibi yeni bir liman inşası örneğin yeni bir hava alanı inşası bu tür yatırımlar aslında ticareti kolaylaştıran, ihracatı kolaylaştıran, yaptığınız işlerin maliyetini düşüren aslında yatırımlar. Dolayısıyla biz bundan feragat ettiğimizde kısa vadede, orta uzun Evet. vadede ekonominin büyüme potansiyelini aşağı çekiyoruz. O yüzden muhakkak bütçeyi dengelerken bu konuları da dikkate almamız lazım. Yani üretkenlik adına yatırımlardan da vazgeçmemek ve uzun vadeli de düşünmek gerekiyor diyorsunuz. Sayın hocam çok Kesinlikle. teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Küresel piyasalara maalesef vaktim kalmadı. Bir sonraki programda da yine İbrahim hocamızla birlikte küresel piyasalardaki ayrıntıları da konuşuruz diyelim ve programı noktalayalım. İyi hafta sonları şimdiden görüşmek dileğiyle.